Buyurun sayın yanardağ. Haftanın son günü ve haftanın bütün gündemini gözden geçirmek gerçekten zor. Ee, çok hızlı bir e, döneme girdik. Zamanın ritmi hızlandı, siyasetin temposu yükseldi. Her gün yeni bir gelişme var. Bugün hocam e, bir radikal İslamcı bir ittifak oluştu. Yani kadınların dövülmesi serbest olsun diyen bir partiyle Hizbullah'ın siyasal devamı olan bir parti AKP ile ittifak yaptığını açıkladı. Daha da önemlisi her iki parti de AKP'nin listelerinden seçime girecek. Yani üstelik de Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yerli ve milli dediği bir parti Hüdapar. Örneğin Gaffar Okan'ı şehit edenler. 200'den fazla insanı öldürenler domuz bağıyla bağlayıp e, evlerinin bodrumuna gömenler gazetecileri öldürenler gazeteciler çok sayıda gazeteci öldürdüler. Bu unutuluyor. Bölgede görev yapan gazeteciler. Mesela bir tanesi na, e, evet. Yanlış yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam Diyarbakır'da 2000'e doğru e, dergisinin döneminin 2000'e doğru dergisinin temsilcisiydi ikinci soyadlı e, Halil ikinci veya evet e, arkadaşlar hatırlayacaklardır e, Tarancı pardon Tarancı e, Cahit Sıtkı Tarancı'nın yeğenidir e, da, e, Cahit Sıtkı Tarancı'nın yeğeni olan gazeteciyi öldürdüler o dönemde Gündem ya da Özgür Gündem diye bilinen biz daha çok Gündem derdik gazetesinin 15 temsilcisini, muhabirlerini, dağıtıcılarını öldürdüler. Hiç unutmuyorum Batman'da gazeteyi dağıtan bir basın emekçisini arabasına, yani dağıtım yaptığı arabaya kitleyip arabasıyla birlikte yaktılar. Yakarak öldürdüler. Vahşi cinayetlerdi. Satırla, enseden tek kurşunla bu yöntemleriydi onların yöntemleri arasındaydı. Veyahut kaçırıp, sorgulayıp, işkence yapıp, işkenceyi videoya alıp, seslerini kaydedip Bunları da yakınlarına göndererek öldürüp daha sonra bu öldürdükleri kişileri örgüt mensuplarının evli, çoluklarıyla çocuklarıyla yaşadıkları evlerinin bodrumlarında ya da bahçelerine gömen ve bulunan bütün cesetlerin domuz bağı denilen yöntemle bağlı olduğu, öldürüldükleri sırada bile bağlı olduğu bir dehşet tablosu var. Bunu yaratanların tamamını serbest bıraktı AKP iktidarı. Neymiş? Hak ihlali olmuş yargılamada. Tamamı serbest değerli seyirciler. Bu ülkenin bir emniyet müdürünü şehit eden Hizbullahçıları serbest bırakan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve bu iktidar Hizbullah'ın devamı olduğu belirtilen bir siyasi partiyle ki biz şiddeti bıraktık artık yasal faaliyet sürdüreceğiz demişti bunlar. Bir siyasi partiyle ittifak yaptı, ittifak yapmakta da kalmadı. AKP listelerinden seçime girecekler. Yani Yüksek Seçim Kurulu'na verilen ittifak listesinde isimleri yok. Yeniden Refah Partisi de ne olduysa birdenbire, yeniden Refah Partisi de birdenbire şeye girdi. Ee, i̇lk önce reddetmesi için arkadaşlar yayında bir sorun var mı? Evet. Ben evet. sizi çok, ben sizi çok iyi duyuyorum. Tamam. Yok, ben duyuyorum siz hocam. Yani yayın karşımızdaki Yayın geri dönüşü kalktığı için ile ilgili bir sorun var. Sizinle değil tamam. Ee, yeniden refah partisi biliyorsunuz Erbakan, Necmettin Erbakanoğlu, Fatih Erbakan'ın başkanlığını yaptığı Saadet partisinden ayrılanların kurduğu bir parti. Bu parti 6284 sayılı yasaya karşı kurallarından bir tanesi bu koyduğu anlaşma metinlerinden bir tanesi. Bu yasa. Bu yasaya karşı çıkılması demek kadına şiddet serbest olsun demektir. Kadının dövülmesinin serbest olmasını savunan bir partiyle de ittifak yaptı. Ben merak ediyorum. Şu ya da bu şekilde bu partiye oy veren ya da bu partinin e, bugüne kadar destekçisi olmuş merkez sağ e, toplumsal havzadaki yurttaşlarımız, siyasetçiler, liberaller bu tabloya ne derler ben merak ediyorum ama ortada bir gerçek var. Sıkı bir sıkı bir merkez sağ ya da işte e, muhafazakar demokrat, Müslüman Demokrat bir parti değil. Sıkı bir radikal bir siyasal İslamcı ittifak oluşmuş durumda. Dar anlamda. Bu AKP'de oluşan bir ittifak. Şimdi ikinci KJ'ye yazabiliriz arkadaşlar. Genel olarak ise İslamcı İslamcı faşist bir ittifak oluşmuş durumda. Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi de buraya dahil ediliyor. O da geniş ittifak. Cumhur İttifakı dediğimiz ittifak. Bakın, ikili bir yanı var bu işin. Bazı partiler Büyük Parti'nin listesinden giriyorlar. O bakımdan ittifak listesinde yoklar. Örneğin yeniden Refah Partisi oy pusulalarında olmayacak bu duruma göre ve Fatih Erbakan da Cumhurbaşkanlığı aday adaylığından çekilmiş olmalı. Herhalde dilekçesini verir. Hakkı imza topluyorlardı. 100 bin imzayı bulmaya çalışıyorlardı. Diğeri Hüdapar'ın yine ayrıca seçime girmeyeceği ve e, AKP listelerinden seçime gireceği ortaya çıktı. Böyle bir tablo bu önemli bir gelişmedir diye düşünüyorum. Giderek siyasette güçlerin uçlarda topla, toplandığı, mücadelenin sertleştiği ve radikalleştiği bir döneme girmeye başlıyoruz. Burada karşımızda basit bir işte, tablo yok, basit bir ittifak yok. Bu ülkeyi bir orta çağ karanlığına taşıyacak. Bu ülkeyi Afganistanlaştıracak bir Taliban zihniyetiyle karşı karşıyayız. Bunun yanı sıra ben merak ediyorum. Şimdi Destici, yani Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi Başkanı, biz Hüdapar'ın programına e, karşıyız. Bunu kabul etmiyoruz dedi. E tamam da aynı ittifak içindesiniz. Cumhuriyet karşıtı bir ittifak kurulmuş durumda. Ben Büyük Birlik Partisi'nin Cumhuriyet'in neresinde durduğunu merak ediyorum. Bu nedenle Milli Yol Partisi ayrıldı bu partiden. Asıl Muhsin Yazıcıoğlu'nun çizgisini biz temsil ediyoruz diye ve Kılıçdaroğlu ile görüştüler. Milli Yol Partisi önemli. Milliyetçi Hareket Partisinden zaten bir parti doğdu. İyi Parti bunu biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu durumda bağımsız Kürdistan İslam Cumhuriyeti'ni savunan bir partiyle bir ittifakta nasıl bir arada olduğunu bence hem ülkücülere hem kendi tabanına parti üyelerine anlatsın diye düşünüyorum. Buyurun hocam. Evet şimdi değerli izleyiciler evet, biz bu filmi çok gördük. Yani Türkiye'yi bugünlere götüren, bugünlere sürükleyen, bugünlere cinayetlerle, cinayetlerle Uğur Mumcu cinayetleriyle, Bedrettin Cömert cinayetleriyle, Muammer Aksoy cinayetleriyle,